Hız limitörü, önceden tanımladığınız bir hızı aşmamanızı sağlar. Böylelikle hızınızı geçerli hız sınırlarına göre ayarlayabilirsiniz. Hız limitörünü etkinleştirmek için bu kontaktöre basın. İşlevin etkin ve hız sınırlamasını izliyor durumda olduğunu belirtmek için gösterge tablosunda turuncu bir gösterge yanar ve limitör açık veya limit mesajı belirir. İstediğiniz hız sınırını girmek için artı işaretine basın. Mevcut hızınız kaydedilir. İstediğiniz hıza ulaşana kadar artı veya eksi düğmelerine dokunarak hız sınırını değiştirebilirsiniz. 30 km/s'a in altında bir hız giremeyeceğinizi unutmayın. Hız sınırına ulaştığınızda gaz pedalına basmak hızlanmanızı sağlamaz. Sert noktayı geçmek için gaz pedalına kuvvetlice basarak aracınızın hızlanma kontrolünü geçici olarak tekrar ele alabilirsiniz. Hız sınırı, sınır aşıldığında gösterge panelinde yanıp söner. Ayarlanan hıza geri dönmek için gaz pedalındaki baskıyı azaltın. Hafızaya alınan hızdan daha düşük bir hıza ulaşıldığında işlev geri yüklenir. İşlevi beklemeye almak için o işaretli kontaktöre basın. Hız sınırı kaydedilir ve gösterge tablosundaki MM mesajı sönükleşir. Bu hızı yeniden etkinleştirmek için bu kontaktöre basın. İşlevi yeniden etkinleştirmek için bu düğmeye basın ve kaydedilen hızı yok sayın. Mevcut hızınız kaydedilir. Son olarak, işlevi tamamen devre dışı bırakmak için ilk kontaktöre basın. İşlevin kapandığını onaylamak için gösterge tablosundaki turuncu ışık ve ilgili mesaj söner. Önceden ayarlanan hız artık kayıtlı değildir. Hız limitörü işlevinin hiçbir şekilde frenleme sistemini etkilemediğini ve sistemin dik bir inişte ayarlanan hızı koruyamayacağını unutmayın. Bu durumda, ayarlanan hızı aştığınızı belirtmek amacıyla gösterge tablosunda kaydedilen hız yanıp söner. Hızınızın kontrolünü yeniden sağlamak için freni kullanmanız gerekir. Bu işlevin ek bir sürüş yardımı olduğu ve hız sınırlarına uymanın veya tetikte olmanın yerine geçmediği vurgulanmalıdır. Ayaklarınızı her zaman pedallara yakın, gerekirse müdahale etmeye hazır şekilde tutun.